Arkadaşlar hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün sizlerle birlikte Borsa İstanbul son durum analizini yapacağız arkadaşlar. Borsa İstanbul'da ne var ne yok şöyle bir teknik tarafı inceleyeceğiz. Geçen hafta Perşembe yapamamıştık. Sebebi şu, hastaydık. O yüzden yapamadık. Enerjim yoktu. Bu hafta yapayım dedim. Bir şu önemli seviyeleri biraz inceleyelim bakalım. Hem dolar bazlı bakacağız hem TL bazlı bakacağız. Umarım videoyu yaparken de dolar bazlı bakmayı unutmam. Bazen böyle diyorum, sonra unutabiliyorum. Sonra arkadaşlar varyansın ediyor. Şudur budur. Şimdi analize geçmeden önce arkadaşlar sizlerden iki şey rica edeceğim. Birincisi Twitter ve Instagram serbest piyasa analiz hesaplarımız canlıda. Twitter'dan ve Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. İkincisi arkadaşlar Midas Yatırım'ın açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Midas Yatırım'ın linkine tıklayıp üye olup indirdiğinizde ne gibi haklarınız olacak? Birincisi bedava bir şekilde hisse senedi hedef fiyatlarına ulaşabileceksiniz. Piyasada birçok tanıdığınız analistin model portföyüne ulaşabileceksiniz. Bakın bunların hepsi bedava. Birçok uygulama parayla satar. Ve aynı zamanda Mart ayına kadar komisyonsuz hisse senedi alım satımını yapabileceksiniz. Bunların hepsi bedava. Açıklamalar kısmındaki linke tıklamak da bedava. Haydi gelin başlayalım. Evet. Borsa İstanbul'a şöyle baktığımız vakit Amerika'nın bugün böyle artı 2'lerde yeşillendiği dönemde BIST'teki negatiflik göze çarpmıyor değil. Neyse. Şimdi dostlar borsanıza baktığımız vakit Perşembe Cuma yaklaşık 50 günlük tarafından bir dönüş oluyor. Şu tam S1 50 günlüğe yaklaştığı vakitte. Burası tam olarak şu an neresi? 4950. Birinci ana noktalardan biri 4950 olarak kabul etmek lazım. 4950 ve 4950'nin altı olarak bakabiliriz dostlar. Şurada bir de şeye bir bakayım. 100 günlük olarak neredeymiş? Şöyle bir gelirse. Yani onun altında 4200'ler var herhalde. Şöyle bir bakayım. Evet 4200'ler. 4950 ardından aşağısı biraz daha boş. Oralarda biraz Fibonacci'ye bakacağız birazdan dostlar. Merak etmeyin. Öncelikle 4950. Osilatörümüz sat vermiş. Ne zaman vermiş? Yani sat verse de şurada baktığınız vakit devamlı sat al sat al al sat al sat şeklinde herhangi bir şey vermiyordu bize ama şu anki satta bir 50 günlük ortalamaya doğru yön kafa kırdı gibi görünüyor. Yarın umarız buralardan tepki alır. 4950 civarlarından yukarı yönlü tepki alır diye düşünüyoruz. Birinci destek oraydı dostlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir de haftalık bazda bakalım. Şuradaki küçük ekran haftalık bazda. Haftalık bazda şöyle bir bakarsam yani 5050 haftalık bazda iyi bir destek gibi görünüyor. 5050. 5050 kırılırsa orta vade için konuşuyorum. Yani dönüşü nereden yakalayabiliriz diye baktığımız vakit 5050, 4950, 4500 civarları karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Şöyle saatlikte bakarsak da saatlikte kısa süreli bir negatif trende gireceğiz gibi duruyor. Bu saatlikteki dead cross ne zaman en son gelmiş? 22 Eylül'lerde. Şurada bir yaşanmış. Evet. Saatlikte de bir dead cross'a girebiliriz. Ama yani o kısa vade için. 5050, 4950 ve 4500 civarları şu an için karşımıza çıkmakta değerli. Arkadaşlar şöyle Fibonacci tarafında diğer taraftan bir bakalım. Bizim ortalamamız üstünden bir bakarsak aşağı yukarı 5350'nin altında kaldığı sürece ki şu an altında 5350'nin altında olduğumuz sürece aşağı yönlü hareketler 5350'nin üstünde olduğu sürece ise yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an için aşağıda aşağıdaki seviyeleri daha demin ki ilettiğim seviyeleri kontrol etmekte fayda var değerli dostlar. Fibonacci tarafına bakarsak dostlar şöyle bir Fibonacci tarafında 5009 bu yani şimdi daha deminkiler ortalama bazlıydı tamam mı? Orada ondaki söylediğim destekleri bununla karıştırmayın. Bilginiz olsun. Fibonacci tarafındaki desteklere bakarsak 0 fib desteği bir 5091 var. Aşağıda ortalamayı söylemiştik. Onun altında 4600'ler var arkadaşlar. 4300 ardından geliyor. Dirence bakarsak 5570 oraların üstüne tutunmayı başarabilirse eğer 6300'ler şu an için önümüzdeki seviyeler ama aşağı yönlü 4000 şuradaki dediğimiz 4350 5350'nin altında olduğu sürece aşağıdaki
destekleri yoklamayı düşünecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herhangi bir pozitif uyumsuzluk var mı şimdiye kadar? Yok. Daha çok negatif uyumsuzluk vererek gitmiş. Pozitif uyumsuzluk şimdilik yok. Bizim al-sat algoritması tarafında bir şey var mı? Şu an için 5 Ekim'deki vermiş olduğu al sinyali hala devam ediyor. Bir sat sinyali şimdilik yok. 50 günlüğün altına doğru çekilmeler yapılabilir, yapabilir mi? Sanki oralara çekilip yatay bandı da sarabilir, böyle bir 4500-5000 aralığında yatay bir bandı da sarabilir gibi duruyor. Ama şimdilik tabii ki bunu analizlerle göreceğiz. Şu an sadece olasılıklar üstüne konuşuyoruz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de buradan bakalım. Buradan ekstra diyeceğimiz bir şey var mı? MACD sert bir yönde aşağı kırmış. Borsadaki volatilite aşağı yukarı hareket ciddi, 185 puana çıkmış. Yani eski tabirle 18 bin puan diyelim. Yani hareket, biraz hareketler daha da sertleşmiş. Zaten onu seans içinde görebiliyoruz. Bilginize. Şöyle 6 tane grafik üstünden bakarsak da haftalık bazda biraz stokastik dönmüş aşağı. Arada döndüğü oluyor ama sonradan toplamış. İzleyeceğiz, göreceğiz. Dediğimiz destekleri unutmayalım. Şimdi dolar bazlı bakalım dostlar hızlıca. 275 dolardan bir bakalım. Euro ile doları karıştırmadan açıyoruz umarım. Burada euroyu açmışız. Şimdi dolar bazlı baktığımız vakit de aslında TL ile aynı şeyde. Yani birebir TL grafiğiyle aynı noktada olduğunu söyleyebiliriz dolar bazlı da. Yani dolar bazlı destek 260 dolar civarları destek olarak çalışacak gibi duruyor. 260 dolar. Birebir TL grafiği neyse dolar grafiği de o olmuş. Şöyle bir hızlıca bir geçelim. Şuralarda bizim uzun yıllardır gelen bir şeyimiz vardı. Şunu silelim, hatta durmasına gerek yok. Şunu da silelim. Şu dolar bazlı yükselen trendi. Ya bu trendin aşağısı şöyle inseyse 220 inmez umarım. 285 dolar da bizim kritik ortalamamız var. Bu 285 doların aşağısı ve yukarısı olarak bakmakta fayda var. 285 doların altında kaldığı sürece negatif, 285'in üstünde kaldığı sürece pozitif hareketler bekleriz. Şu anda 275 dolardı arkadaşlar. Umarız 285'in üstüne kısa sürede atar diye düşünüyoruz. İnşallah. Bir de buradan bakalım kendisine. Şunu bir sileyim. Fibonacci tarafından açarsak 273 dolarda bir tane destek var. Eğer orayı kırarsa ve ortalamadaki 265'lik destekte tutunamazsa, 50 günlük önemli trend desteğinde tutunamazsa aşağıda 247'ler var. Direnç olarak nereler var dersek, kısada negatife döndü ama 290 dolar ardından 300 dolarlar direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Yani burada da dolar bazlı yine aynı şeyleri söyleyeceğiz. Herhangi farklı bir durum yok açıkçası arkadaşlar. Bir de birkaç arkadaş sürmüş. Ya hocam euro bazlı bakalım, belki bir şey görür. Ya euro bazlı da aynı TL bazlı. Hiçbir şey diyemiyoruz. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü dolar TL, euro TL bunlar sabit gibi yani. Çok büyük hareket olmadığı için oralarda TL grafiklerine söylüyorsak dolar grafikte de euro grafikte de benzer şeyleri söylüyoruz. Sonuç toplamamız gerekirse arkadaşlar, TL taraf üstünden toplayalım. 5350'nin üstüne atmadığı sürece aşağı yönlü hareketler gelmesi, yaşamamız çok çok muhtemel. Birincisi bu. 5350'nin altında nereler var? Haftalık bazda bir 5050, ardından 4950 var. Ortalamasal bazda, tamam mı? Eğer ki buralarda da tutunamazsa, yani aşağıda 4600 olarak Fibonacci desteği bulunuyor. Tutunamazsa. Bilginiz olsun. Tamam. İlk etapta Fibo tarafında 5100 var. Buralar destek alanları, böyle kolay kolay kırılacağını düşünmüyorum. Piyasada negatif böyle bir haber kaynaklı bir şey olmadığı sürece durum şimdilik bu arkadaşlar. 5350'nin kritikliğini aşağısı ve yukarısı olarak bakmanız gerektiğini, 5350 kırılırsa ilgili seviyeleri takip etmekte fayda var değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.